Kendimi her şeyden önce bir dünya vatandaşı olmak olarak görmek istiyorum. Değişik kültürlerin müziklerini öğrenmeye ve bunları birbirine karıştırarak, sentez yaparak konserler vermeye devam etmek istiyorum. Bir kültür ve barış elçisi olmak istiyorum bütün dünya için. Yaklaşık bir 10 yaşımda müziğe ilgim başladı. Kendi kendime kulaktan bir takım şeyler çıkartarak bir şeyler yapmaya başladım. 12 yaşımda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na çello öğrencisi olarak girdim. Bir yıl sonra Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık Okulu'na girdim. 7 yıl sonra Indiana Üniversitesi, Amerika'daki Indiana Üniversitesi Müzik Bölümüne girdim. 2000 yılında oradan piyano ve kompozisyon diplomaları alarak mezun oldum. Eğitimimin resmi öğrenim hayatı süresince en azından yarısı otodidaktik bir şekilde kendimi yetiştirerek olmuştur. Okulun bana verdiklerinin yanı sıra kütüphaneye sık sık gider, herkesin çalmadığı eserleri merak eder, onları deşifre ederdim. Okul bittikten sonra da Amerika'da dediğim gibi kanun ile Türk müziği çalmaya başladım. Bunun yanı sıra Arap, Yunan, Azeri, İran havaları çalmaya başladım. Efendime söyleyeyim. İki gruba girdim. Birisi Salam adında Amerikalılardan oluşan ama Orta Doğu müziği yapan bir gruptu. Doğu ülkelerinin kültürlerine hayranlık duyan, bunları akademik düzeyde inceleyen ya da profesyonel, amatör düzeylerde çalan, okuyan insanlar olması çok hoşuma gitti ve bunun etkisiyle ben de o zamana kadar hiç olmadığı kadar Türk müziğiyle ilgilenmeye başladım. Daha önce vardı belli bir ilgim. Piyanoyla bir miktar Türk müziği çalıyordum. Ama bilindiği üzere piyano Türk müziği için yetersiz bir saz. Komalı sesleri çıkartamıyor. Salama girebilmek için benim de komalı bir enstrüman çalmam gerekiyordu. Thank you.
derseniz de Salam'ın o dönemki kemancısına aşık olmuştum. Onun peşinde takılıp gruba girmek için kanun öğrenmeye başladım. Sonra işte İpek Yolu adında bir gruba daha girdim. Onlarla da Orta Asya müzikleri çaldık. Türkiye devletlerin, Afganistan'ın, Azeri grupla da epeyce bir akordiyon çaldım. Indiana ve çevresindeki eyaletlerde 6 yıl boyunca turladık bu her iki grupla. Orkestra Son adında bir grupla salsa ve Güney Amerika müzikleri çaldım. Thank you.
Amerika'dan yeni döndüm. 2 yıldır, pardon, 2 aydır Türkiye'deyim. 9 yıl orada yaşadıktan sonra hiç geri döneceğimi zannetmezken bir anda aradığım kariyer imkanlarının aslında Türkiye'de olduğunu fark ederek oraları bırakıp geri geldim. Oradayken hayatımı çok yönlü müzik yaparak kazanıyordum. Kah klasik, kah caz, kah Türk müziği, kah Yunan müziği çalarak biraz oradan biraz buradan kazandım. Asıl hayalim her zaman bir konser piyanisti olmaktı. Ve zaman içerisinde bunu birazcık daha şekillendirdim. İlk zamanlar daha standart, klasik bir piyanistim belki ama çok kültürlülükle ilgileniyorum. Çok değişik kültürlerin müziklerini bir araya getirmek ve doğaçlama çok önemli benim için. Bunları birbirine karıştıran dinleyiciyle etkileşim halinde bir sahne performansı yapmaya çalıştım. Bu tür reziteller veriyorum nitekim. Bu konserlerde piyanonun yanı sıra komalı sesleri akortladığım klavyeli çalgıları da kullanıyorum. Örneğin bir klavikort getirdim Amerika'dan. 14. yüzyılda icat edilmiş bir Avrupa klavyeli çalgısı, küçük bir alet. Zannedersem ilk defa bu enstrümanla Türk makamları çalınıyor. Onları kanunda çaldığım için akort yapmaya alışkınım. Son birkaç gündür aslında bir normal piyanoyu da komalı makamlara akortlamakla uğraşıyorum. Thank you.
bence bir temel insan ihtiyacı. Büyük sanatçıların medyada sürekli boy gösterdiği ve insanların bunlara hayran kalıp ben ancak seyirci olabilirim deyip televizyon karşısında vakit geçirdikleri bir çağda yaşıyoruz. Televizyon öncesi zamanlarda insanlar, radyo öncesi zamanlarda insanlar kendi evlerinde herkes bir şeyler çalarmış, kendi müziklerini yaparlarmış. Aslını isterseniz ilk fırsatta İstanbul'a taşınmayı düşünüyorum. Taşınır taşınmaz da bir dalgıç takımları gibi bir şey edinmem gerekecek. Sokakta temiz oksijen soluyarak yürüyebilmek için. Amerika'da yaşadığım şehri bu yüzden çok seviyorum. Küçük olmasına rağmen sanat dolup taşan bir şehirdi bu. Küçük olduğu için trafik problemi yoktu, yemyeşildi ve havayı ciğerlerinize çektiğiniz zaman keyif alıyordunuz. İstanbul'da maalesef bunu yapmak mümkün değil çoğu yerinde. Eskiye göre daha iyi diyorlar inşallah. Değil mi? İnşallah bir şu metro ile falan düzelir. Listin yaptığı gibi dinleyiciden aldığım temalar üzerine doğaçlamalar yapıyorum. Bazen soyut şeyleri, rakamları müziğe çeviriyorum. Hatta bana telefon numaranızı verirseniz hemen
Ondan bir parça yaratabilirim. Şöyle do 1, re 2, mi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sıfırda es oluyor. Harikaydı ya, inanmıyor musun?